Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin tıbbul kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İşte Cuma'nın bereketi, Cuma günkü hediyemizi biz yine buradan vermiş olalım. Madem ki canlı canlı konuşuyoruz, o zaman canların cananı Serveri Enbiya İmamül Enbiya İmamus Sekaleyn ve Resulus Sekaleyn Hz. Fahre Alem Ve Mefari Beni Adem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e bir salavat-ı şerife Hediyesi Arkadaşlarımıza göndermek için Bir salavat-ı şerife hediyesi Buradan göndersek Onlar da o salatü selamı okusalar Ha bu arada hemen şey yapmayalım. Böyle bir şüphe içerisinde olmayalım. Merak etmeyin efendim. Belli bir tarika, belli bir cemaate, belli bir kişiye hasedilmiş bir salatü selam değildir. Bu salatü selamı okursanız görmek istemediğiniz insanları görmek gibi başka türlü şeyler gibi e, hadiseler başınıza gelmez. Evham yapmayınız. Biz burada Allah için söylüyoruz. Bunun akabinde de ister inanınız ister inanmayınız. Fakat şunu unutmayın ki eğer inanmanız gereken şeye inanmıyorsak eğer böyle bir illet bizde varsa bu tabi fıtratımız ve tabiat boşluk kabul etmez. İnanılacak şeye bir adam inanmazsa inanılmayacak bir şeyle onu doldurur. Neyse biz o kadar artık girmeyelim hediyemizde de değil eylemeyelim. Zaten çoğunuzun bildiği bir salatü selam var. Ama bendeniz burada meslevi sohbetinde, cuma günü açılan bu sofrada biraz daha farklı bir tarif yapacağım. Bunu bilmeyeniniz olabilir. Eskiden meşa meşayi dervişanın sohbet halakalarında, zikir halakalarında salavat-ı şerifeleri farklı icra ettiklerini veya onları okunurken ya makamla ya bazı hal ve hareketlerle farklı şekilde de e, işaret edildiğini görüyoruz. İşte bu salatü selamlardan biri Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidine. Bu zaten birkaç kalıptan biridir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidine. Buna ilaveten şöyle bir nüsa da var. Mevlana kelimesi ekleniyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana. Muhammedin tıbbıl kulubi tıbb tıp diyoruz tıp ilmi tıbbıl kulubi ve devaiha evet Muhammedin denildiği için ondan e, e, efendim sıfatı olması hasebiyle efendim tıbbıl kulubi kalplerin tabibi kalplerin tababeti hususunda nuru Muhammed sahibi e, o zata selam edin ve devaiha devasıyla Evet. Ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bunun e, efendim tasavvufta, meydanda vesaire yapılırken salli ve sellim ve barikala seyyidina Muhammedin veya mevlana Muhammedin tıbbı kulubi ve deva iha derken el sağ el kalp üzerine mes ediliyor. Tıbbül kulubi ve deva iha derken kalbin üzeri mes ediliyor. Ve afiyetil ebdani ve iha derken avuç içleri ağzın önünde sanki üstünüzden bir kumaşı kaplayacakmışsınız, başınızdan geçirecekmiş gibi uçlar ağzın önünde bekletilip ve afiyetil ebdani derken başınızın üzerinden geçirip ensenizi de sanki bir şey atmışsınız gibi tekrar omuzlarınızdan göğsünüze inip dizlerinize kadar vücudu mesetmek. Vücudu yani mesediyorsunuz. Yukarıdan aşağı. Ve afiyetil ebdani ve şifaiya. Ve nuril absari ve ziyaiha diyorsunuz. Evet ben de söyleyeyim ki sözüm tesir etsin. Yapayım. Ve nuril derken baş parmaklarınızın tırnak tarafını ağzınızın önünde ikisini karşılıklı gelecek şekilde birleştirip öpüyorsunuz ve Nurul Absal derken öpüyorsunuz. Vaziya iha derken de gözünüzü sanki o öpmekle beraber tırnaklarınıza bir sürme, bir madde sürmüşsünüz, bir mana sürmüşsünüz gibi hangisini kabul ederseniz tırnaklarınızın üstüyle gözünüzü mesediyorsunuz. ediyorsunuz. Tabii insan konuşurken de ne söyleyeceğini şaşırıyor. Ve gözünüz açık, açıkken kalkıp da tırnağını sokmaya kalkmasınlar. Yani gözünüz kapalıyken tabii ki üzerinden bir şekilde o hareketi yapıyorsunuz. Nedir efendim? Tabiül kulub sallallahu aleyhi ve sellem kalplerin tabibinin nuruyla inşallah kalplerimiz şifa bulur. Bedenlerimiz afiyet bulur. Ve inşallah gözümüzde nuruna kavuşur şeklinde salatü selamın sıhhate, maddi ve manevi berekete vesile olan çok önemli bir metnidir. Çok önemli bir metnidir. O yüzden biz mesnevi manevi sohbetinde Efendimizin de Salatü Selam'larını Cuma günü canlı yayınlarda vermeye çalışacağız. Bu bereket olmuş olsun Efendim. Nitekim e, ve ayrıca ikisini pek kullanmak yerinde olmadı ama e, çayımı getirdikleri için bir heyecan oldu Efendim. Bir an böyle ne söyleyeceğim şaşırı gibi oldum. Efendim Salatü Selamla alakalı, dualarla alakalı zaten moral efemde ciddi bir katkı var. Yani şeylerle selavat-ı şerifeleri işleme şekli, hizipleri, efendim cevşeni, efendim mesnevi nuriyeden olsun, diğer Risale-i Nur'dan olsun. Yani bu hakikaten bunu herkes kabul etmekte. Allah razı olsun. Gerçekten camiamızda böyle senelerdir bendeniz biliyorum bunu. Senelerdir aynı noktada hep aynı ciddiyetle güzel mevzuları işlemekte. Bir insan okuyamıyorsa hiç olmazsa dinlemeli. Tamam, kitap okumak çok güzel. Ben kitap okuyamıyorum hocam. Reçete gibi yazmak lazım ona bazı radyo programlarını, hatta televizyon programlarını. E madem okuyamıyorsun, oradan git, seyret, dinle. İnanın bendeniz. Şimdi hayırlı bir şey oldu, arabanın CD'si bozuldu. İstediğimi dinliyordum eskiden. Şimdi radyoları karıştırmaya başlıyorum. CD'si bozuldu diye. Aman ya Rabbi, neler öğreniyorsunuz? Yani trafiğin sıkışmasına şey yapmıyorsun. Bir falanca Yavuz Bahadıroğlu'nu dinliyorsun. Allah Allah diyorsun. Ya 20 kere dinlediğim bir mevzu. Hiç bilmiyormuşum diyorsun. Falanca hocanın filanca frekansın. Yani bunları dinliyorsun. Hakikaten Allah Teala arkadaşlar biz biraz vebalde gibiyiz. Hadi beni dinleme. Onu konuşmuyorum. Ama inanın eğer kitap okuyamıyorsanız hele hele beyefendiler veya bey gibi ortada dolaşan güzel kardeşlerim. Sizler de hiç olmazsa trafik sıkıştıklığını ganimet bilin. O vakitte elinizde kalkıp ona bana SMS bilmem ne, bilgisayar oyunu cep telefonuyla oyun oynayacağınıza açın adam gibi bir radyodan veya işte bu kanaldan güzel bir mevzu dinleyin. Yani geçen gün bir babanın yapması gereken şeyleri anlattı. Mafya babası değil he. Aile babasını söylüyoruz. Ondan sonra yani e, hakikaten yani İslami açıdan da incelemiş zaten çok güzel bir nesil yetişti efendim. Benden şöyle bir 20-25 yaş genç insanlara bakıyorum. Ellerine su dökemeyiz yani. Allah onlardan razı olsun. Pırıl pırıl yetişiyorlar. Aslanlar gibi. Bir tek şeye dikkat etmeleri lazım. Onu da söylemeden edemeyeceğim bilmeyi yaşamıştık zannetmesinler. Bir tek o sıkıntı var. Çünkü her halükarda yaşamak ayrı bir şeydir. Yani hayat tecrübesi ve vukufiyet bu göz ardı edilmemeli. O yüzden ihtiyatlı konuşulmalı. İleride ya bu kadar zamanımız boşa geçti denmesin diye. Güzel kardeşlerim şebe Arus'tur. Şebe Arus nedir? Düğün gecesidir. Hayır tasavvufi bir ortamda kullanıldığında nedir? bir kamil insanın ahirete doğması, ahirette özlediği yere kavuşmasıdır. Şeba Arus'tur. Şeba Arus denilince düğün gecesi hatırlanmaktan çıkmış, kıyamet veya kamil insanların göçmesi hatıra gelmiştir. Neden kıyamet? E kıyamette bir vuslat vardır hem de umumi bir vuslat. Allah'ı kim seviyorsa kıyamette mahşer yerine gitmeye memnun olacak. Bu sözü iyi zaptet bak. Hikaye anlatmıyorum. Korkacağız mesele değil. Ama neticede Allah mı verecek kardeşim cezamızı? Eğer Allah'a muhabbeti olan bir adam varsa kıyamette hesabı kitabı için konuşabilir. Korkabilir, titreyebilir. Ne yapayım, ne edeyim diye telaş edebilir. Fakat şöyle bir sahne düşünün. Eğer o insanda zerre kadar Allah'a muhabbet varsa kıyamet günü Allah Teala Cemalini ikram ettiğinde, Cemalinin nurundan ikram ettiğinde o kişi sevinir mi, sevinmez mi? Tabii ki sevinir. Elbette sevinir. Bendeniz buna benzer bir şey nasıl yaşadım biliyor musunuz? Çok şimdi yeri söylemeyeceğim. Gurbet e, oldu. Yani bir buçuk iki ay kadar bir yere gitmek mecburiyetinde kaldık. Efendim, sıkıntı içerisindeyiz. Böyle bir hatta o kadar özledim ki ben kendi yerimi, yurdumu vesairesini. Kimsenin de haberi yok. Efendim, e, gerçekten böyle param vesaire pulum da şey. İnsanlar böyle sizi yabancı görüyor ki yabancısınız zaten oraya. Benim seneler evvel mahallede devamlı böyle yani biz oyunda oynarsak kenardan taş atardı. Biraz yetişkin olduk. Ee, bize başka türlü bıçak şakaları falan yapmaya başladı. Başka görüşlerden. De. Zaten bizim görüşümüz yoktu. Biz insan olmaya çalışıyorduk. İnsan görmeye çalışıyorduk yani. O komünisti, sosyalisti bilmem neydi. Şimdi diyorlar ki ya hocam sen bilmiyorsun biz neler çektik. Hayır efendim. Siz daha sonra çekeceksiniz bunları. Siz belli siyasi doktrinlerle, hareketlerle, frekanslarla efendim doldur boşatlarla kaç kişinin canını yaktınız? E niyetimiz hayırdı. E kardeşim ben de seni tercih etmemek noktasında niyetim hayırdı derim ben de sıyrılırım. Bu kadar insanın canı yandı. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıldı? Hiçbir şey. Sadece gargaraya getirildi. Bir nesil öyle mahvoldu. Ben Şırnak'ta askerlik yaptım. Doğuda binden çatışmalara girdim. Bir nesil de öyle budandı karşıdan da gitti, oradan da gitti, buradan da gitti. Bütün olduğu gibi bu arada toprak sahipleri aynı şeyin söylediği gibi bir Fransız düşünürün sokaklarda kan akıyorsa arsa sahibi olmaya bak diyor. Toprak sahibi olmaya bak. Şöyle biraz insanlar birazcık insaf varsa aptallıkları bıraksınlar. Doğuda bu kadar hengame yürürken kimler toprak ağası oldu? Şöyle bir arka planına baksınlar. Filmi zaten görürler. Neler oldu, kimler ne yaptı, kimler ne arazileri peşkeş çekti. Neyse, şimdi sen siyasete karışma diyor. Bu siyasette alakalı değil ki. İyi ya, meslevi okuyoruz diye tepemizde oynanan oyunu mı konuşmayacağız? Hepsinden haberdarız. Hani benim hocamın bir sözü vardı. Yumurtayı bilmek için illa yumurtlamak lazım değil derdi. Şimdi işin bu tarafı var. Şunu anlatmaya çalışıyorum dostlar. Allah Teala'nın muhabbeti olan bir insan kıyamet günü gittiğinde elbette orada o Allah'ın huzurunda bulunmanın nesini yaşayacak? Muhabbetini yaşayacak derken şu örneği verdim. Çocukken sataşan, bıçak çeken, farklı siyasi görüşlerden bizi kıstıran çocuk böyle bir ara epeydir görüşmüyoruz. 7-8 senedir görüşmüyoruz. Aa bir baktım. Sokağın karşısından geliyor. Ya bu arkadaş benim o çekiştiğim Nizalı yani dünyada görmek istediğim en son adam. Fakat muhallemden ve sokağımdan olduğu için o adamı orada görünce hayatta selam vermem halbuki. Yanına gittim. Merhaba ben tanıdın mı? Aa sen dedi bizim şey değil misin falan. O da güldü. Sarıldık. Böyle öpüşür gibi sarıldık, tokalaştık. Ne yapıyorsun burada dedi. Ben ben de dedi buraya çalışmaya geldim dedi. Burada evlendim dedi falan filan. Hadi merhaba bir şey ihtiyacın olursa falan diye ayrıldık Allah Allah. Gerçi post gider dava gider biter derler ama şunu anlatmak istiyorum. O zaman benim kafama dank etmişti. Ya görmek istemediğim bir adam bile. Benim muhallemden vesaireden aşina olduğum için bir gurbet elde onu görmek beni sevindiriyorsa ebe kardeşim yani. Allah Teala'ya sen zerre olsun bir muhabbet edinmeye çalış. Elbette varsa Kıyamet sahasında onun cemalini görmek üzere ve cemalini gördüğünde memnun olacak, sevinecek kullardansın. Bunu unutma. Ve Allah'tan tabii ki çekineceksin. Ama biraz sevgiye de yer ayır mübarek. İşte bunu anlatmak için koca koca zatlar hayatları boyunca sevgiyi anlatmışlar, yetmemiş. Göçtükleri geceye de Vuslat gecesi demişler. Bakın kıyamet günü Sure-i Rahman okunacak buyuruyor. Allah Teala Sure-i Rahman'ı vasıtasız olarak kullarına bildirecek. Yani Allah okuyacak diyelim ama okumak için ağız lazım gibi düşünmeyin siz. O sebepten dolayı Rahman Suresine ne deniyor dostlar? Hadis-i şerifle sabit. Arûsul Kur'an. Kur'an'ın gelini. Şimdi anlatabiliyor muyuz Allah velilerini? Onlar göçtükleri geceye şebe arus denildiği zaman boşuna konuşmamışlar. Ölüm aslında kişi için büyük kıyamettir. Arsayı mahşede toparlanmaksa küçük kıyamettir. Neden? Senin kıyametten sonra amel yapma şansın var mı? Yok. Sen öldükten sonra amel etme şansın var mı? Hiç yok. E büyük kıyamet ölümdür zaten. Kişi için büyük kıyamet ölümdür. Toplum için büyük kıyamet kıyametin kopmasıdır. O sebepten dolayı biz kendi kıyametimize bir muhabbetle gidebiliyor muyuz? Aslında ömür denilen bu sermaye ve bu akan nehir en son menziline ulaştığında muhabbet suyunu, muhabbet pınarını aktarabiliyor mu? O önemlidir. Eğer o çukura giriyorsan, o çukura ruhunu da kalıbını da sokup hakikaten de çıyanlara solucanlara ayrılacak fani sıkıntılar fani ve sanal dertler edindiysen ve edindiysek vay bizim halimize ama biz o manadan zerre nasipdar olduysak aynısını biz de söylüyoruz sakın arkamdan ağlama sakın el firak eyvah deme zira ben senelerdir hatalı olsam da günahkar olsam da özlediğim aleme doğru gitmekteyim Dostumsan benim ruhumdan gelen bu sadayı işit ve arkamdan benim namıma sevin. Ne olursa olsun gitti diye ama sende bir vefa borcu var. Tabii ki dualarınla, fatihalarınla, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda buluşacağın günleri hatırlayarak zikrinle bu fakiri de an. Ama arkadan ağlamak meselesini muhabbetli olanlara güzel bir gidiştir diyoruz ve selam. Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. onu konuşuyorduk efendim arada bizim can kardeşimiz Hüseyin'le neyi konuşuyorduk? Ya dedi bazı şeyleri insan fark ederse ihlası gider dedi. Şöyle yeteneğini fark eder, bunu fark eder, şunu fark eder. O yüzden fark etmemek iyidir dedi ama sonradan da düşündüm. Aslında biz ümmeti Muhammed'iz. Bizim nefis terbiye e, nizamına, intizamına, mekteplerine, tasavvufa, tarikatlara baktığımızda Adamı haberdar ettikleri halde çukura düşürmeden götürürler. Yani ne gibidir? Yusuf Aleyhisselam hem rüyanın sırrından haberdardı, hem ihlasını muhafaza etti. Ümmeti Muhammed de öyle. Hem menzili biliyordu gideceği menzili, hem seçkin insanlar olduklarını biliyorlardı. Fakat ihlas hiç zedelenmedi. Hani şöyle bir şey var. Ee, galiba. Ee, Yahya Şerefettin Moravi isimli çok büyük bir zat var. 114 sene, 100, affedersiniz yanlış söyledim, 124 sene yaşamış bir zat. Mora Fatih diye geçiyor. Bu zat da e, şey yapmışlar efendim, böyle bir deneme çekmişler. Onun da güzel bir e, şeyi var, kıssası var, kerameti. E, ordu şeyhi istemiş padişah Mora'ya giderken. Ordu şeyhi olarak Muhammed Nurettin isminde El Cerrahi diye maruf büyük zatlardan, en müstesna olan şahıslardan bir zat var. E, ordusunun başına onu istemiş ordu şeyhi olarak. Hazret de şeyini göndermiş efendim, salikini, dervişini göndermiş. Yahya Şerifettin Hazretleri aslen Malatyalı'dır. Malatya'ya da buradan selam ederiz. Efendim Moravi denilmesinin sebebi Mora Fatihi olduğu için. Padişahla konuşmaya başlamışlar. Padişah da tartıyor tabi. Ee, acaba gönderdi ama ehil mi değil mi ilmine kadar maneviyatına kadar e eh, kolay değil ordu teslim edecek. Biz adi bir kasayı bir arabayı bile birisine emanet ederken 20 kere bakıyoruz adama. Dolayısıyla eh. ondan sonra efendim sorulmuşlar konuşmuşlar padişah mahsustan böyle ciddi daha derin havasa ait bir mevzuyu açmış. Sonradan da birkaç söz söylemiş Yahya Şerefettin Hazretleri. Padişah da cevap olarak demiş ki ya bilen söylemez. Söyleyen de bilmez demiş. Yani bu öyle bir sırdır ki bunu bilen adam zaten konuşmaz. Bilmeyen bilmeyen de zaten ne söylediğini anlamaz manasında bir şey söylemiş. Yani demin Hüseyin kardeşimin yaptığı gibi hani bunu kendisine özel bir bilgi olarak verilmiş olan bir bilgi olduğunu bilerek konuşmaz. Bilmeden onun ağzından zuhur eder gibi halk arasında yaygın olan bir söz söylemiş. Ama Yahya Şerefettin Hazretleri biraz çetin çıkmış. Elini orada bulunan su kasesine uzatmış, almış ve Fatiha'yı okuyup nefes etmiş. Su ve kap altına dönüşmüş. Sonra tekrar sehpaya bırakmış. Ondan sonra da padişaha dönmüş. Demiş ki biz hem biliriz hem söyleriz. Biz ümmeti Muhammediz. Hazreti Pir'in de evladıyız demiş. Mesele bununla beraber hazımlı olmak. Ezik olmayacak Müslüman. Ezik olacak. Allah'a ezik değil. Allah huzurunda mahviyet zerren olmasın Allah'ı tanımayana karşı da zerren bile kale gibi olsun. Mümin kardeşine karşı rıfkla, merhametle muamele et. Ama seni ezmek isteyen, sende kusur görmek isteyen, sana karşı senin inancından dolayı kibir yapmak isteyene de metanetle dur. Yoksa Müslümanlık psikolojik bir rahatsızlık değildir. Bazı tasavvuf çevrelerinin ay her şey çok güzel. Ya ona da kızma, buna da etme. Ay toz pembe böyle bir dünya yok. Bu normal bir psikoloji değildir. Hiç kimse de bunu tasavvufa yüklemesin. Boşuna mı duruyor o türbelerdeki teberler, mızraklar? Boşuna mı varmış okçu tekkeleri, kılıç ustadı meşayihi, dervişanı? Küffara karşı şedid olabilir. Kendisine ezmek isteyene karşı asla boynunu eğmez. Fakat Müslüman kardeşine aldatmaktansa aldanmayı tercih eder. Yine Müslüman kardeşine diş gösteremez, kılıç bileyemez, onu üzemez. Ve Allah'a karşı da tevazu takınmaz. Tevazu kullara karşı takınır, takınılır. Allah'a karşı mahviyet sahibi olunur. Mahviyet sahibi olmanın manası da bazen bir ömür öğrenilmek ister fakat yine de kafi gelmez. Şimdi bu mahviyet, tevazu vesaire bunları konuşurken manevi saltanat hakkında mesnevi manevi de anlatılan Hazreti İbrahim'e etem Kudüs'e ruhul Ali. Bazıları bu tabirleri de tabiri caizse gıcık oluyorlar. Kudüs'e sirruhu ne demekmiş? Bırakın efendim bu işleri falan diyorlar. Yahu sen bırak zaten seni bırakmışlar. Sen anlamasan da olur ama anlayanlara dil uzatma. Zaten o Kudüs'e sirruhuyu veya kaddesallahu sirrahuyu kelime manası olarak üzerinde bir teftiş etsen, tahkik etsen sen de bir şekilde belki belli manalarda takdis olursun. El-Kuddus isminden nasipdar olur. Belki velide kalbi, biraz teknik konuşacağım kusura bakmayın. Velide kalbi'den sırrı ilahiyeden, ruhu menfuhtan, mayeyi Muhammed'den, nuru Muhammed'den biraz nasipdar olursun. Ama sen bunları bilmediğin için sen Hazreti Fahri Aleme de postacı dediğin için Allah Resulü'nün birçok özelliklerini övmekten ve methetmekten bile çekinip hep kendini övdüğün için sen Kuddüs'e sir ruhuyu veya kaddesallahu sir denilmesini bir veli kelimesini elbette anlayamazsın. Men lem yazuk bilmez yazık. Yarı Türkçe yarı Arapça bayılıyorum bu kelimeye. Men lem yazuk bilmez yazık. Kim ki tatmadı bilmiyor. Yazık oldu. Çok da güzel bir söz. İbrahim Ethem Hazretleri Bel Sultanıydı. Bel neresi? Arkadaşlar Belhi şey zannetmeyin. Muz Cumhuriyeti zannetmeyin. Şimdi okuyor kitaplarda İbrahim Ethem Bel Sultanıymış. Abi boş ver ya. Falanca sultanlık var adını bile bilmiyoruz. Coğrafya olarak efendim haritada bile yerini gösteremeyiz. Yok öyle bir yer değil. Bak Bel nasıl, nasıl bir yer biliyor musun? Şimdinin Paris'i Fransa'sı. Almanya'sı, Amerika'sı değil mi? Nesi var? Rusya'sı falan var. Bunlar nedir? Süper güçtür. Bir sıralama yapsan sen bunu kendi şeyine göre, belki siyasi tercihine göre Rusya'yı başta sayarsın, Amerika'yı sonra sayarsın, Almanya'yı evvel sayarsın, Fransa'yı dördüncü sayarsın ama ilk beşte sayacağın neler vardır? Şehirler ve ülkeler vardır. Heh. Şimdi bak şöyle sana anlatayım güzel kardeşim. Bel, bir Türk sultanlığıdır. Maveraün Nehri'nin ve o sahanın meşhur saltanat süren zengin toprakları bereketli beyin göçü olan bir mekandır. Sıralamaya soksan o dönem içerisinde o bölgedeki ilk beşe giren müthiş bir coğrafya, müthiş bir saltanattır. Yani ben sultanlığı terk etti denince ölü nüfusu 5 bin bile olmayan zaten efendim balıkçılıkla geçenen bir şeyi bahsetmiyoruz. Bir ülke konuşmuyoruz. Maddi manevi stratejik şimdiki tabirlerle jeopolitik durum olarak çokça önem kazanan ve birçok hükümdarın bu sebepten dolayı talan ettiği, savaş yaptığı önemli bir saltanat ve sultanlıktır. İbrahim Ethem Hazretleri sultanlığı terk ediyor. Çok kısa var hakkında epey biliyorsunuzdur. İşte yattığı yerde bir gün işte devenin damında şey affedersin sarayın damında yürüyen bir adamın devemi arıyorum demesi meşhur bir kıssadır mesela. İşte cariye hikayesini bilmiyorum anlatayım mı arkadaşlar biliyordur. Her gün sene içerisinde her gün başka bir hizmetçi. Şimdi cariye deyince milletin aklı başka yere gidiyor. O belli dizileri seyrettikleri için halbuki sarayda hizmet eden hanım manasına da gelir. Her gün başka bir hanım yatağını düzeltiyormuş Hazretin. Yani o kadar saltanatı var ki hem güvenlik açısından hem de debdebesini göstermesi açısından her akşam başka bir cariye yatağını düzeltir, hizmetini görürmüş. Efendim geliyor şey yapıyor. Abdest değiştirmek diyelim. Defne Hacit için odadan çıkıyor. O sırada yeni bir cariye alınmış saraya hizmetçi iş öğretiliyor. Hadi demişler bugün sen sultanın yatağını bak şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Nevresimlerini, mefruşatını sen e, düzelt, e, döşey, e, yatağı hazırla. Bakmış tabii kızcağız hiç böyle güzel, böyle kuş tüyü yatak görmemiş, geniş yatak görmemiş, yatmamış. Acaba burada yatmak nasıl bir şey diye düşünmüş. Hazır da efendim abdest almaya gitti ya biraz da uzun sürermiş işi. Yatmış kızcağız. Aa şöyle de güzelmiş böyle de güzelmiş sırtımı da verdim falan derken işte yastık. Uyumak için icat edilmiş bir nesnedir. Kim yastığa kafasını koyarsa bir şekilde uyur. Evet. O yüzden biraz yatayım da sabah namazına kalkayım. Sonra kalkayım ve uyursun kardeşim. Çünkü yastık onun için icat edilmiş. Yani uyuma mahalli. Yerini terk edeceksin ayağa kalktın, ayakta uyuya kaldın, namaz geçti, ondan mesul değilsin. Ama sen böyle gir yastığın içerisine böyle sığış o tavu zaten seni içine alıyor. Evet. Neyse bu da ayrı bir mesele. Uyuya kalmış kızcağız. Bir gelmiş İbrahim Etem yatağında ne haddine? Yani ancak hanımı beraber olabilir, o yatağa yatabilir veya kendisi şırak diye kırbaçı indirmiş. Korkuyla yerinden sıçrılmış cariye acıyla böyle hem de korkuyla bakarken birden gülmeye başlamış. Gülmeye başlayınca İbrahim Eten bir tane daha yapıştırmış. Daha çok gülmeye başlamış. Bir tane daha yapıştırmış daha çok gülmeye. Bazılarınız diyordur şimdi sadist miymiş acaba bu hizmetçi diye. Aynısını sormuş sultanda. Sen demiş ne utanmazsın ne terbiyesizsin. Galiba akli dengen de yerinde değil. Ben seni kırbaçlıyorum sen utanıp korkudan öleceğine, mahcubiyetten yerin dibine geçeceğine kah 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 gülüyorsun demiş sırıta sırıta. Hem de bana bakarak. Kız demiş ki ben ona gülmüyorum. Şurada 5 dakika yattım, dünyanın kırbacını yedim. Ömür boyu yatıyorsun Allah sana ne yapacak demiş. Hazreti İbrahim etem artık onun kimin ağzından Allah nasıl söylettiyse orada hüngür hüngür ağlayarak yere yığılmış ve bayılmış kendisi. İşte ondan sonra o Beh Sultanı Allah dostlarının yanında Gönüller Sultanı olmuş. Bunlarla alakalı temas ediyor Mesnevi manevi de ve şu kıssayı anlatıyor. İbrahim Ethem Hazretleri çulsuz üzerinde bir aba efendim terk etmiş vaziyette. Zaten terk edil terk etmek denilince akla İbrahim Ethem gelir. Terki İbrahim Ethem Zühtü Cüneyt İrfanı Bayazıt, aşkı Mevlana. Bu dört haslet dört kişiyle alem olmuştur. Terki İbrahim Etem, Zühdü Cüneyt, İrfanı Bayezid ve Aşkı Mevlana. Suyun kenarında oturuyormuş. Onu birisi böyle geçerken selam vermiş. Selamünaleyküm dermiş. Kolay gelsin. Bir yandan da iğnesiyle bir sökük dikiyor. Aleykümselam demiş. Bir dakika yahu demiş sen Aa vallahi sen Sen ben Sultanı İbrahim Ethem değil misin Başını bükmüş Hazret Evet demiş sensin Sonra da arkasından başlamış Ya yazık be demiş Her gün başka cariyeler Hizmetkarlar Farklı farklı insanlar yatağını düzelttiği adam Sen saltanatı terk et Ondan sonra gel böyle Miskin miskin yolda dolaşıp seyahat et Otur böyle söküğünü uğraş iğneyle dikişle meşkale et Ya yazık demiş ya Yazık vallahi yazık Ya Allah aşkı muhabbet falan ama Nereye kadar be kardeşim Özet geçiyorum Mesnevi'den Yani bunlar 7150. beyitlerden Başlayan bölümler Size bunları birazcık özet yapıyorum Şimdi tekrar metne döneceğim Hazreti İbrahim Ethem de Ona hava atmak için değil Ben şimdi seni bu sözü yediririm Demek için de değil onun itikadı kurtulsun diye. Hani biz şimdi menkıbe anlatıyoruz. Bizim hocalarımız da Allah selamet versin. Bir menkıbe anlatıyor. Minnet apışıp kalıyor. Tamam da bundan ne mana çıkacak? Zaten o adam menkıbeyi dinlediğinde irşad olacak olsa vallahi önce ben adam olurdu. Anlatacaksın niye bunu yapmış? Şimdi böyle konuşmuş. İbrahim etem de meşhur hadise iğneyi nehre atmış. Ve sonra elini uzatmış. Eğni uzattığında suya ağzında iğne ile balık getirip Hz. İbrahim'in avucunun içerisine iğneyi koymuş. Şimdi bu karşıdaki adamı refüze etmek için mi yaptı bunu? Hayır. Allah yoluna gidenlerin zarar ettiğini düşünüp de imanı sarsılmasın diye onun imanını muhafaza için gösterdi. Yoksa Evliyaullah keramet gösterdiklerinde manen derece kaybederler. Bu böyledir yani. Bir keramet göstereyim de minnet evliya olduğumu anlasın dese zaten Allah velisi olmaz ki o adamdan. Kendinde bir şey gören adamdan bırak sen veli olmayı mümin olur mu acaba? Mümin olur mu acaba? İşte nehre atmış iğneyi daha sonra elini suya uzattığında balık ağzında iğneyle gelmiş Hazretin avucuna iğneyi bırakmış Hz. İbrahim Ethem de iğneyi adama göstererek karşıdan oturduğu yerden bak demiş o saltanatı bıraktık bu saltanatı aldık. Yani sen bizi miskin aciz zannetme. Biz kullar arasında böyle görünüyoruz ama Allah Teala'nın nimetleri üzerimizde. İşte o emir yani gelen paşa kılıklı adam şeyhin emrinin nafiz olduğunu görünce balıkların gelişinden kendisinde bir vecd hasıl oldu. Vecde geldi adam. Bu manaya yabancı olan adam imanı kurtulmakla kalmadı. İman çerağı gibi olan böyle bir veliye onun nazarına masar olduğu için ne yaptı? Vecde geldi, buldu. Yani kendini kaybetti Allah'ı buldu. Vecd aslında odur kendi benliğini kaybedip vecd bulmak demektir. Kendi benliğini kaybedip Allah'ın zatından haberdar olmaya vecd denir. Evet. Emir dedi ki, yani onun bu halini gören adam, Emir dedi ki, balık bile piran tarikatından agahtır. dergâhi ilahinin metrudu ve melunu olan bedbahta yuf olsun. Birazcık efendim tercümede sıkıntı oluyor. Hani günümüze göre tercüme edersek balık bile tarikat pirlerini insan yetiştiren mekteplerin bu seçkin zatlarını, Allah velilerini tanıyor. Yazıklar olsun ki dergah-ı ilahinin makbul sayılan efendim Makbulü sayılan insanları tanımadığı için Böylece dergâhtan kovulmuş, matrut olmuş, tard edilmiş ve melun, lanete uğramış bedbahlara yuh olsun yuh. Balık evliyayı tanıyor balık olduğu halde. eşref mahluk olan insan evliyayı tanımıyor insan olduğu halde. E bu neyin işaretidir? Allah'ın makbul saydığı bir insanı bir insan makbul görmüyorsa bunu neyin, bu neyin işaretidir? İşte sure-i fetihteki şey. Muhammedur Resulullah'tan sonra onun yanındakilerin vasfı o Muhammedi nur kendilerinde bulunanlara karşı merhametlidirler. Müminler arasında tefrika çıkartmazlar. Müminim diyen insanı destekler. Mümin olan kişilere merhametle muamele ederler. Fakat bu manadan habersiz olan ve her fırsatta ümmeti Muhammed'i karalamak ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tahkir taciz kastıyla veya tahfif ederek, hafife alarak hareket edenlere karşı da şedittirler. Nasıl şedid? Kafalarını kırarlar değil sadece. Kafa kırmak isterlerse gel vur arkadaş. Kafamı kır demezler. Ona ona göre mukabele ederler. Silahı varsa silah edinirler. Nükleer silah yaptıysa nükleer silah. Başka türlü askeri tedbir aldıysa askeri tedbir. Onlar içeride provoke ediyorlarsa o da kendi Gençlerini, kendi cemaatini Bunu bertaraf etmek için Çatışma olarak değil Fakat bunu yaymak üzere Kalemse kalem, gazeteyse gazete Televizyonsa televizyon Karşılığında dururlar Bu iş öyle ucuz değil Buraya elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz Biz Müslümanız Birader Derler adamı yerine oturturlar İşte Bu nasıl olur Allah'ın makbul olduğunu bilen Allah'ın makbul olduğunu makbul kişilerini makbul bilenler onlar da Allah velisidir. Onlar da güzel mümindir. Allah'ın makbul gördüğü zatları ve sahayı çirkin gören ve hatta fırsat buldukça onları tahkir edip onlardan uzak kalmak için mazeretler üreten insanlar bilsinler ki aslında bu onların dergah-ı ilahiyeden matrut olduğunu tart edildiklerinin, edildiklerinin bir alametidir. Eskiler şöyle söylerler. 100 kişilik bir şey düşünün, bir cemaatin bulunduğu bir salon düşünün, bir oda düşünün, mekan, avlu. Yüzüncü <laughs> kişi içeri girecek, 99 kişi mevcut. O 99 kişi içerisinde bir tane mümin olsa, diğerleri münafık olsa, içeriye giren mümin kişi, hiç farkında olmadan gider. O müminin yanına oturur. Çeker onu. 99 mümin olsa, bir tane münafık olsa o 99'un içerisinde veyahut veya 100 olsun. Dışarıdan da bir münafık gelsin. Gelir, doğruca o münafığın yanına oturur. O elinde değildir onun. O kendi itikadına göre, kendi akaidine göre Allah onu bir şekilde onunla eşleştirir. Tayyipler tayyiplerle Habisler habislerle Ayetini hatırlıyor musunuz? Heh, güzel olanlar güzel olanlarla Habisler de habislerle olur Ayeti kerimesi gibi Aslında insan Kendi yaptığı manevi tercihle O sahayda ne yapmış olur? Bir şekilde Kazanmış olur biz burada şunu diyelim fazla böyle hatayı resmetmeyelim bir yandan da cuma saati eşref saat biliyorsunuz cuma Cuma'nın kendine ait bir bereketi vardır. İkini de tamam olmaz. İmam-ı Şafii Rahimahullah'ın e sözüne istinaden söylüyorum. Cuma gününün bir bereketi de şudur. Akşam ezanına kadar Cuma'nın bereketi devam eder. İkini de bitmez. O yüzden Cenab-ı Hak bizi nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber eylesin. Onların arkadaşlığından zevk alan hakiki ihsan sahibi Müslümanlardan eylesin ki Zaten Allah Teala da ayette ve hasune ulaike refika buyuruyor. O ihsan derecesini kazanmayı en azından kazananları sevmeyi Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. kardeşlerimiz araya haberleri de aldık. Yani artık bize bir haber demeyin. Bak haberimiz de var. Yalnız tabii ben bendeniz şöyle bir şerhim var. Burada olduğu için söylemiyorum. Böyle dikkat ettiniz mi dostlar? Bir tahlil yapalım, bir inceleme. Yani zaten tasavvuf erbabı aslında kendilerini çokça ve sıkça yenileyen bir kurumdur. Bakmayın siz şimdinin tasavvuf erbabının efendim böyle çok klasik tarihin isti tozu sayfalarında kaldığına. Efendimizin bir sözü var Aleyhisselatü Vesselam'ın Men cedde cidde ve cede Men cedde cidde ve cede Kim Yenilenmeyi O gelişimleri Efendim lazım olan Kendisine ihtiyaç olması gereken Cenab-ı Hakk'ın Meşiyetinden dolayı Efendim ulaşan Şeyleri gayet düzgün Gayet dikkatli biçimde takip ederse ve cede buldu. Evet, vech kelimesiyle de tekrar başlamış olduk da. Şunu söyleyeceğim. Dikkat edin. Hayat şartı, standartı, konumu vesairesi farklı farklı olan insanlar akşam vakti geldiğinde ana haber bültenini ki o ana haber bülteni niye deniyor ona da bir pek aklı mermez. O haber bültenlerini seyrederler. Bakın, dikkat edin. Şöyle bir şey vardır. Yani birazdan seyredeceği dizi filmin ve ondan sonra seyredeceği eğlence programının e, şeyini vicdan azabını hafifletmektir aslında derdi. Yani haber seyrederken kendisini böyle önemli hisseder. Ha dur bakalım dünyada neler olmuş. Sana ne? Sana ne? Sanki dünyayı aldığı haberle yarın farklı bir şekilde sokacak. Ya olur mu şöyle bir yurttan haberi öğrenelim bakalım borsa ne olmuş. Sanki parası var, dolarları var sanki böyle üst üste koymuş. Sanki dolar borcu var. Onu öğrenir, bunu öğrenir. Zaten ana haber diye açtığı haber kanalında da veya haber saatinde de yani ana haber bir tek onun ailesinden ve annesinden haber vermez zaten. Her şeyi haber verir. Muhabese kameralarına takılan bir adamın ayağının kayıp düşmesinden tut da mesela geçen gün haberleri seyrediyorum ya el insaf be kardeşim. 18-20 film gösterdiler. Hepsi de Türkiye çapında buzlanma vakaları. Ya böyle bir haber olur mu ya? İnsan çileden çıkıyor. Erzurum'da da soğuk vardı. Vatandaşların ayağı kaydı. Allah Allah. Tekirdağ'da yoğun binlenme kar. İşte davarları zor durumda bıraktı. Filanca yerde de denize giriliyor. Orada da bir adam kaydı. Arka, arkaya vurdu. Ya bunların, affedersiniz ama bunların nesi haber ya? Bunların nesi haber? Şöyle bir şey yapılıyor efendim. Ben size şunu söyleyeceğim. Aslında ey dinleyenler sizlere sesleniyorum. Sizlere durmadan uzun uzun haberler vererek sizi kendi bilginizden, kendi varlığınızdan habersiz hale getiriyorlar. Esas işi gözünüzden kaçırıyorlar. Hani bu kaçakçıların var ya yaptıkları bir taktik. Sınır kapısından geçerken bir tane arabayı yakalatır. Arkadan 10 tane kamyonu esrarı geçirir. Sorduğun zaman da hamamın namusu kurtulur. Kardeşim, güzel kardeşlerim, haber, haberdar olun. Tabii ki çevrenizden haberdar olun ama bunun haber alma şekli böyle değil. Bizi kendimizden habersiz koyuyorlar, kendimizden habersiz bırakıyorlar. Esas haber nedir? İşte nebe, yani gerçek haber olarak Kur'an'da işaret edilen haber nebe ve nebi. Nebi izişanın getirdiği haberdir. İnsanlar haberleri duyuyor, dünyanın dört bir tarafını duyuyor. Fakat maalesef ve maalesef efendim kendisine lazım olacak şeyleri ne yapmıyor? Öğrenemiyor. Şimdi Hikeme Atayiye'den Hikeme Atayiye'den sizlere bugün efendim şu sözü okuyarak veda edeceğiz inşallah. Aslı küllü masiyetin ve gafletin ve şehvetin errıda anin nefsi ve aslı küllü ve yakadatin ve iffetin adamı rıda minke anha. En önce bu kısmı tercüme sini aktaralım sizlere. Hani insan günah yaptı, günahı düşünüyor vesaire yapıyor. Hani bunu daha evvel de kısmen temas etmiştik. Ortada bir netice var. Günah aslında bir neticedir dostlar. Günah bir neticedir. Hani yaralanma düşünün. Bir adam yaralandı. Basit bir şekilde size şunu yani nazarınıza vermek isterim. Mesela etrafınızda bir arkadaşınız, bir gördüğünüz kişi baktınız ki eli kocaman böyle kesilmiş, kan şıpır şıpır damlamakta. Yaralanmıştır değil mi? Hemen ne dersiniz? Aa yaralanmışsın. Sarayım edeyim dedikten sonra da neden oldu dersiniz? Soru şudur. Neden oldu? Affedersiniz Allah muhafaza etsin. Bir araba kazası oldu mesela. Bu, ne, bu kaza neden oldu demez misiniz? Kaza oldu deyip geçer misiniz? Fakat maalesef biz hayatımızda işlediğimiz kabahatleri, hayatımızda bize bulaşan günah kirlerini gördüğümüzde biz o günaha odaklanırız fakat neden oldu bu? Niçin oldu sözünü sormayız. Veya araştırmamız şeydir, efendim çok satidir, çok satidir yani yüzeysel olarak kalır. Şöyle yapmıştım böyle oldu. Ya canım zaten sen bana hala kazayı anlatıyorsun. Bu olmazdan evvel ne oldu? Mesela arabanın lastiklerini değiştirmemiştim. Kış lastikleri takmamıştım. Buzlanma var. Eksi iki de gidiyorum. Hızlı da gidiyordum. Kaza oldu. Ha bak bu bir sebep ilişkisidir. Ama kaza nasıl bir sonuçsa, yaralanma, bir yerin kesilmesi nasıl bir sonuçsa, günah da bir sonuçtur. E diyeceksin ki sevap da sonuç mudur? Tabi sevap da sonuçtur. Sevap dersin neticeyi bildirir zaten. Ecir manasındadır sevap. Ecir ücret. Ücret başta mı verilir, sonuna mı verilir? İbadet dediğinde hocam şimdi netice mi bu yani? Tabi neticedir. Nasıl netice? Neyin neticesi? Allah'ı tercih ettiğinin neticesidir ibadet. Günah da Allah'ı tercih etmemenin neticesidir. Bu kadar nettir yani. Ama bu kadar net olduğu halde sen yine internetle meşgulsün. Neyse o, o da ayrı bir şey. Aslı küllü masiyetin ve gafletin ve şehvetin. Hazreti Pir, Ataullah İskenderi, Şahzeliye'nin Pir-i Sanisi, Büyük Zat ve Evladı Arab'ın efendim belki de o coğrafyanın Hazreti Mevlana'sı olan bu zat buyuruyor ki bütün efendim günahların şehvetlerin gafletin hepsinin ama hepsinin aslı, kökü bunları besleyen şey nedir? Arıda Ar anin nefsi. Arıda Ar anin nefsi. Nefsinden razı olmandır. Nefsinden razısın. Nefsinden o kadar memnunsun ki bayılıyorsun. Bayılıyorsun. Aman nefis mi istedi? Ay ben ona kıyamam. Hemen, hemen diyorsun. Hemen baş üstüne. Er nefsi Nefsim kötüymüş Kafirmiş Zalimmiş Cahilmiş Olsun Ben onunla çok güzel sevişirim Ben onundan hep çok güzel memnunum Ben hep onunla diyalog kurarım Ben onunla beraberim Nefsinden razı adam He. Yani şunu demek ister Nefsinden razı olduğun müddetçe Sen bu kabahatleri yapacaksın Ve aslı küllü <laughs> taatin ve yakazatil adamı rıza minka anha o uyanıklık kulluğa karşı uyanık olmak rızayı yakalamak için akıllı ve uyanık olmak adamı dolandırmak için değil taat itaat etmek duygusu ibadet etmek duygusu Allah'ın sakındırdıklarından sakınabilme hali bunun da temeline bakarsan aslında şunu görürsün nefsinden razı olmaman vardır bunun altında. Sen nefsinden razı olmadığın için, nefsine tutunmadığın için, nefsinden ayrıldığın için Allah sana nurdan bir zemin, seni tutan bir emin gönderir. Ve sen de bu sayede taatla, efendim Allah'ın rızasına karşı agah olmakla ve muhafaza edilmekle tatif olunursun. Müthiş bir söz. Vela en tashabe cahilen la yarda an nefsihi hayrun leke min an tashabe alimen yarda an nefsihi. Hazreti Pir bu sözünde Ataullah İskenderi Hazretleri zaten bu sözü üç kısımdır. Birinci kısmı okuduk. İkinci bölümde de şunu söylemekte kendisi. Senin lütfen dikkati dinleyin. Birazdan da zaten tamam olacak konuşma. Senin nefsinden razı olmayan. Çünkü demin anlattı nefsinden razı olanla olmayanı. Senin için ey dost. Nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlığın. Adam cahil ama nefsinden razı değil. Onunla arkadaşlığın. Hayrun leke min habe alimen yarda an nefsihi. Nefsinden memnun olan bir alim suretindeki, bilgili suretindeki, kendimi de içine dahil edeyim, hoca suretindeki nefsinden memnun olan bir zata arkadaş olmandan iyidir. Tekrar söylüyorum. Kendi nefsini beğenmeyen ve her gün daha iyiye gitmek için gayret eden fakat cahil, fazla bir ilmi yok. Böyle bir adamla sohbet ve arkadaşlık nefsinden memnun olup burnundan kıl aldırmaya. Ben oldum artık olacağım kadar. Hadi lan her şeyi ben biliyorum. Diyen bir alimle sohbet etmenden o kişiyle sohbet etmen daha iyidir. Ve sonra üçüncü bölümde bakın müthiş bir sözle bizleri nasıl ikaz ediyor. Fe ilmin li alimin yerda an nefsihi ve ayu cehlin li cahilin la yerda nefsihi. Soruyorum sana. Soruyorum hangi ilimdir ki bir kişiyi nefsinden razı eder? Veyahut sen ilim diyebilir misin sahibini nefsinden razı eden bir kişi için? Veya sen nasıl cahil dersin ki o nasıl bir cehalettir ki o cahili nefsinden razı olmayacak bir noktaya getirmiştir. Yani aslında nedir? Esas cehalet Men kâle ene alimun fehuve cahil. Kim ben alimim der, ben biliyorum derse cahilin ta kendisidir. Bir insan nefsinden razı olmayarak cahil olursa o cehalet makbuldür. Aslında bir dakikamız iki dakikamız var mı? Eğer varsa şunu da bir cuma hediyesi olarak verelim. Cumanın bereketi olsun. Cenab-ı Hak Ahzab suresinde inna aradna el emanete ala semavati diye başlayan o ayeti kerimesinin sonunda yerlere, göklere, dağlara, taşlara bu emanet tevdi kılınmak istendi fakat insan bu emanet şey bu mahlukat emaneti taşıyamadı. Yani orada Allah kabul edip etmemekte serbest bıraktığı için teklif etti. Yoksa Allah Teala haşa Ey dağlar alır mısınız emaneti? Ya kusura bakma ya Rabbi biz alamayız. Mesele öyle değil. Ona emri ihtiyari derler. Teklifi ihtiyari derler Arapçada. Yani isterseniz vereceğim, istemezseniz vermeyeceğim. Muhayyer bırakıyor. Yoksa Allah al diyecek de o da kusura bakma diyecek. Böyle bir şey olabilir mi canım? Yani bugün bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği kitabı tavsiye diye geçer bütün okullar okutmak zorundadır. Adı tavsiyedir onun. Yoksa bal gibi emirdir o yani. Evet. Yerlere göklere teklif etti de dağlara teklif etti de alamadılar. Fakat insan o aciz iki omuzu arasına boynuna başına kalbine bu emaneti yüklendiği buyurulduktan sonra innehu kana zalumen cehula buyuruyor Hazreti Allah. İnsan muhakkak ki ezelden zalim, ezelden de cahildir. Evliyaullah Hazreti bu ayetin tefsirinde diyorlar ki, evet o zalimdir. Neden? Allah'ı tanımayan nefsine, kendi yakınında da olsa, akrabası da olsa, vallahi gözünün yaşına bakmaz, onu yerine oturtur. Allah'tan başkasına karşı zalimdir. Sadece Allah'ı tanımak hususunda, nefsini tanımak hususunda, nefsinin isteklerine karşı cahil, Allah'ın rızasına karşı da aşina ve alimdir. Ancak bunu bir aşk sevdalısı yapabilir. Evet, Leyla ve Mecnun aşkını oku. Mecnun, Leyla'dan başkasına cahildir. Leyla'ya hizmet etmeyen kişilere karşı da zalimdir, nefsi bile olsa. İşte Ataullah İskenderi Hazretleri bu sözde ona işaret ediyor. Feyyö ilmin, alimin nasıl bir ilimdir ki o alim için Bununla oturuyor, kalkıyor da o ilimi alıyor da nefsinden sonunda razı oluyor. Bu nasıl ilimmiş ya? Sen buna nasıl ilim dersin? Nasıl bu adama alim dersin? Ama bu adama nasıl sen cahil dersin ki? Bu adam bu cahil dediğin haliyle nefsinden razı olmuyor, mevlasının yolunda nefsinin rızasına asla eyvallah etmiyor buna cahil demeye bin şahit ister. Bini de mahcup olur. Neticeye bak. Netice ne veriyor? Masiyet mi? Günah mı? Seni Allah'tan uzaklaştırmak mı? Netice buysa bil ki bunun başında nefsinden razı olman var. Taat mı ediyorsun? Cenab-ı Hak seni muhafaza mı etmiş? Hayrı gördün, güzelliği gördün, ona iştiyakın mı var? Bil ki bunun sebebi Nefsini tercih etmemendir. Nefsini tercih eden bir adamla oturmaktansa, nefsini tercih etmeyen bir cahille oturman senin için yedir. Ve hakiki ilim olamaz insanı nefsinden, kendisinden razı ediyorsa. Ona cehaletle denmez bir kişi nefsinin boyundurundan kurtulmuşsa. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, saadeti üzerinize olsun... Cumanız mübarek olsun. Biraz başınızı ağrattım, ağrıttım. Biraz daldan dala kondum. Belki sesimi yükselttim ama inşallah siz de bir hatıra, bir iz, bir nişane bırakmışızdır. Ve bu nişaneler hayır dualarınızı almaya da vesile olmuştur. Ve eşrefi ve esadi Nuri Cemil enbiya-i vel mürselin Şunu da okuyalım öyle ayrılalım. Meclislerin hatasını, kusuru küsurunu setleden yapılan hatalara kefaret olan dua Subhanak Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk ve salli ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya ve mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin birlik beraberliğim üzere Cenab-ı Hakk'ın üzere hepinize selam ediyorum Allah Teala'nın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerim <laughs> Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtla'yı dinlediniz.